Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizde nokta analitiği ve doğru analitiği hakkında genel soru çözümü yapacağız. Sınıf seviyemiz 12 arkadaşlar. Ama bu konu 11. sınıfta görülüyor arkadaşlarım. Evet, ilk örneğimiz arkadaşlar. ABC üçgenin kenar orta noktaları DF verilmiş. Sizden C köşesinin koordinatlarını istiyor arkadaşlarım. Yani C'nin koordinatlarına ihtiyacım var. Şöyle. A köşesini bilmiyorum. B'yi de bilmiyorum. Fakat DF'yi biliyorum. Biz DF'nin koordinatlarını yazalım istersen. Üzerlerine yazalım. Görmüş olalım. D'nin koordinatları 1'e 3. F'nin koordinatları 4'e eksi 2. E'nin koordinatları da 2'ye 5. Tabii ben harflendireceğim bunları. A, B ve C olsun. Burası da K, L ve M olsun. Şimdi orta noktadan dolayı önce x'leri kullanacağım. A artı C bölü 2. 4 olmalı. A artı C bölü 2 4 ise A artı C 8'dir. Tamam. Şimdi aynı şeyi bu taraftan yapacağım. A ile B'nin ortası 1 ise A artı B bölü 2 1'dir. Yani A artı B 2'dir. Aynı şeyi bu tarafta yapalım. B ile C'nin ortası 2 ise B artı C bölü 2. 2 demektir. Yani B artı C 4 demektir. Bunu kurdum. Şimdi ben buradan kimi bulmak istiyorum? C'yi bulmak istiyorum. C'yi bulacaksam A ve B'nin yok olması lazım. O zaman bunu eksi 1 ile çarpacağım ve hepsini toplayacağım. O zaman A'lar gider. B'ler gider. 2 tane C kalır. 4, 8 daha 12. 2'yi çıkarırsam 10 olur. Yani C'nin değeri kaçtır arkadaşlarım? 5. Şimdi hemen hemen aynı şeyleri kimler için? Y'ler için yapacağım şimdi. K ile M'nin ortası eksi 2 ise K artı M bölü 2 eksi 2 demektir. Yani K artı M eksi 4 demektir. Aynı şekilde A ile B'nin ortası yani K ile L'nin değil mi? K artı L'nin ortası 3 ise 6 diyeceğiz. B ve C için kullanırsan L ve M'nin ortası 5 ise 10 olması lazım. Ben buradan M'yi görmek istiyorum. O zaman K ve L'nin gitmesi lazım. Eksi 1 ile çarpıp toplarsam olur. K'lar gider. L'ler gider. 2 tane M kalır. Eksi 4 16 yapar. Eksi 6 0. O zaman M de 0'dır arkadaşım. Öyleyse C noktasının koordinatları ne oluyormuş? 5'e 0. Anlaştık. Evet. Cevabımız bu olur. Bir başka örneğimiz. Bu örnekte bir doğru parçasını belli bir oranda bölme sorusu.
Önce kenti doğru parçası alalım şöyle. Uçları A ve B olsun diyelim. Burası A. Burası da B olsun. Acaba C noktası dışında mı olacak, arasında mı olacak? Bana karar vermem gerekiyor. C arada olursa ne olur? Bir görelim isterseniz. AB'nin uzunluğu K ise şurası. Bu durumda AC 5K olmuş olur. Sizce bu durum mümkün müdür? Değil. Çünkü AB daha uzun gözüküyor burada. Demek ki C noktası arada değilmiş. Dışarıda olması gerekirmiş. O zaman şöyle yapıyorum. A burada olsun. B burada olsun. C dışında olacağı kesin ama C bu tarafta mı diğer tarafta mı görmek istiyorum. Ben C'yi bu tarafta alıyorum. A, B'ye K dersem, buraya K dersem, A, C 5K olacak. Yani buranın 5K olması gerekir. Bu mümkün bir durum mudur? Evet, mümkündür. Bu durumda buraya ne düşecek o zaman? Buraya 4K düşecek. O zaman bu durum mümkün arkadaşlar. A'nın koordinatları 2'ye, eksi 3'müş. C'nin koordinatları 12'ye, eksi 8'miş. Ben B'nin koordinatlarını bulacağım. Tabii B'nin koordinatlarını bulurken bunun koordinatı biz x'i diyelim isterseniz. Bunlar x'i olmuş olsun. Önce x'lerle ilgileneceğim. Sadece x'leri kullanacağım. Başka bir şey yapmayacağım. X değerleri burada 2'den 12'ye kadar büyümüş görüyor musunuz? Yani artış 10. 10 artmış. Tabi bu mesafe neye karşılık geliyor? 5K'ya karşılık geliyor. Yani 5K 10 olmuş olur. Yani K'nın değeri 2'dir. Ve bu yönde giderken X değerleri ne oluyor? Büyüyor. Yani bu yönde büyüyor. Şimdi ben B'yi bulurken C'den geriye mi geleyim yoksa A'dan B'ye mi gideyim? A'dan B'ye gitmek daha mantıklı. Tabi buradan buraya giderken artışınız k kadar olmuş olacak. Yani buradan buraya artışınız 1k oluyor. O yüzden x'in değeri ben a'dan b'ye gidiyorum. 2'nin üzerine ne ekleyeceksiniz? K ekleyeceksiniz. Yani 2 artı k olmuş olur. K'nın değeri de zaten 2 ise x'in değeri kaçtır? 4'tür. Anlaştık mı? Şimdi aynı şeyleri ne için yapacağım? Aynı şeyleri y için yapacağım şimdi. Buradaki y değeri eksi 3. Buradaki y değeri eksi 8. Ne kadar büyümüş görmek istiyorsanız büyük olandan küçüğü çıkarın. Burada büyük olan eksi 3. Küçük olan eksi 8. Çıkarırsanız bu artış yani fark 5 olur. Tabi buradan buraya kadar olan mesafe 5K'ya karşılık geliyor. O zaman K'nın değeri kaçtır? 1'dir. Yine B'ye giderken yine A'dan gitmek istiyorum. Eksi 3 üzerine ne ekleyeceğim? 1K ekleyecek 3 çıkaracağım. Ona karar verelim isterseniz. Şimdi Y değerleri bu yöne doğru giderken ne oluyor? Eksi 3, eksi 8 azalıyor. O zaman bu defa y'yi bulurken eksi 3 üzerine k eklemiyorum. Hatırlıyorsanız burada eklemiştik. Çünkü x bu yönde artıyordu. Ama y bu yönde azalıyor. O yüzden çıkaracaksınız. K çıkaracağız. Y ne yazarsanız eksi 4 olmuş olur.
Demek ki bu durumda C'nin koordinatları ne oluyormuş arkadaşlarım? 4'e eksi 4 oluyormuş. Sizden C'nin koordinatları toplamını istiyor. Yani 0 diyebiliriz. Anlaştık mı arkadaşlar? Bir başka örnek. Hem nokta analitiği hem kare var içerisinde. Kombine sorulmuş bir sorun. Bize bunun kare olduğu söylenmiş. Karenin özelliği tüm kenarları birbirine eşittir. Bize D ve A'nın koordinatlarını vermiş. Bizden B'nin koordinatlarını istiyor arkadaşlarım. Eksenler birbirine dik olduğu için burası 90 derece. Yani şurada bir tane ne var? Dik üçgen var gördüğünüz gibi değil mi? Şimdi ben B noktasından x ekseni dik atacağım. Bunu yaptığım zaman arkadaşlar bir tane dik üçgen burada da oluşuyor görüyor musunuz? Şimdi şöyle diyelim. Ben buraya alfa dersem burası 90 eksi alfa olur. Burası da 90. Kareden dolayı burası 90 derecedir. Yani 90 alfa 90 eksi alfa gibi düşünün. Aynı şey bakın burada da oluşuyor görüyor musunuz? Alfa 90 burası da 90 eksi alfa. O zaman burası da alfadır. O zaman bu iki üçgenin tüm açıları aynı. Açılar aynıysa benzerdir diyebilirsiniz. Eşlik oluşması için eşit birer kenarın olması lazım. Eşit olan kenarlar aynı açının karşısında olması gerekiyor. Eşit olan kenarlar hipotenüsü olduğuna göre bu iki üçgen o zaman eşittir diyebiliriz. Yani her şeyleri aynıdır arkadaşlar. Her şeyleri. Peki. Alfanın karşısında kaç var? Alfanın karşısında. Uzunluk olarak burası kaç? 3. Demek alfanın karşısı 3. Eş ise alfanın karşısının burada 3 olması lazım. Değil mi? Buranın uzunluğu 2. Buranın da 3 ise o zaman burası toplamda uzunluk olarak kaç birim buradan buraya? 5 birim olmuş olur. Yani B'nin apsisi kaçtır? 5'tir. Anlaştık mı? B'nin apsisi 5. Peki anlaştık. Şimdi gelelim 90 eksi alfanın karşısı. 90 eksi alfanın karşısına kaç var arkadaşlar? 2 var. O zaman 90 eksi alfanın karşısına kaç olması lazım? 2 olması lazım. O zaman buranın koordinatı da 2'dir. Yani B'nin koordinatları 5'e 2'dir. Sizden koordinatları toplamını istemiş. 7 diyebiliriz. Yani bu soru hem nokta analitiği hem üçgenlerde eşlik. Aynı zamanda kare sorusu olmuş oldu arkadaşlar. Gelelim başka bir örneğimize. Bir doğru parçasından bahsediyor. Neredeydi sorumuz? Pardon arkadaşlar. Biz en son bunu çözdük. Ha buydu. Bir doğru parçası alacağım. Uç noktaları A ve B'ymiş. Bu 2, 3 olsun. Burası da eksi 4'e 5 olsun. Tamam. Hangisinin AB olduğunu söylememiş. Şu an çok da önemli değil zaten. Orta noktası diyor değil mi arkadaşlar?
Orta noktası şurası olmuş olsun. Orta noktasını C diyelim isterseniz. Bu orta nokta kimin üzerinde olacakmış? Bunun üzerinde olması gerekirmiş. Biz önce orta noktayı bulalım. Orta nokta nasıl bulunuyordu? Apsisleri topla, ikiye böl. Ordinatları topla, ikiye böl. Orta nokta böyle bulunuyor arkadaşlar. Burası eksi 1, burası da 4. Demek orta noktamız eksi 1'e 4'müş. Bu nokta bu doğru üzerinde olduğuna göre o denklemi sağlamak zorunda. Yani x gördüğünüz yerlere eksi 1 yazın, y gördüğünüz yerlere 4 yazın. Bunu doğru yapması gerekir. 2 çarpı eksi 1 eksi 2. K çarpı 4 artı 6 eşittir 0. 4K artı 4 eşittir 0. O zaman K'nın değeri kaçtır arkadaşlar? Eksi 1 diyebiliriz. Bir başka örneğimiz. Örneğimiz paralel kenar sorusu aynı zamanda. Koordinatları söylenmiş. Eksi 2'ye 5. 5'e 2. 9'a 1. A ve B. D'nin koordinatlarını bilmiyoruz. Paralel kenar özelliği arkadaşlar. Çapraz olarak x değerleri toplamı. Yani eksi 2 artı 9 eşittir. Diğer çapraz. X değerleri toplamı her zaman birbirine eşittir. Yani burası 7 oldu. A'nın değeri kaçtır? 2'dir. Bu önemli bir özellik arkadaşlar. Demek ki neymiş? Paralel kenarda çapraz köşelerin x değerleri toplam birbirine eşittir. Aynı kural ne için de geçerli? Y için de geçerli. Yani çapraz olarak buradaki y değerlerini topluyorum. 5 artı 1. Eşittir diğer çapraz y değerlerini alıyorum. Yani b ve 2. Burası 6 oluyor. O zaman B'nin değeri de 4'tür arkadaşlar. Yani sonuçta D'nin koordinatları 2,4'tür. Bu soru bizden BD'nin köşegen uzunluğunu istiyor. B noktamız neydi? B noktamız 5'e 2 idi. Tamam. Şimdi biz buradan BD uzunluğunu isteyeceğiz. İki noktanın birbirine uzaklığı formülü kullanacağız. Kök içerisinde. Neydi kuralımız? X'leri çıkar. Karesini al. Artı. Y'leri çıkar. Karesini al. Böyle. 3'ün karesi 9. Eksi 2'nin karesi 4. Yani BD köşegen uzunluğu o zaman ne olmuş olur? Kök 13 olmuş olur arkadaşlar. Herhalde anlaştık. Bir başka örneğimiz.
Bu doğrunun x ekseni kestiği nokta. X ekseni kestiği noktanın y değeri her zaman kaçtır? Sıfırdır. O zaman siz y'ye kaç yazacaksınız? Sıfır yazacaksınız. 2x eksi 0 bölü 2 artı 1 eşittir 0. 2x eşittir eksi 1. O zaman x'in değeri eksi 1 bölü 2. Demek ki x ekseni kestiği noktanın apsisi kaç oluyormuş? Eksi 1 bölü 2 oluyormuş arkadaşlarım. Bununla işimiz bitti. Daha sonra bu doğrunun y ekseni kestiği nokta diyor. Y ekseni kestiği yerde x sıfırdır arkadaşlarım. O zaman x'ini sıfır yazarsam oluşan denklemim bu olur. 0 bölü 3 zaten 0 oluyor. O zaman 2y eşittir 1 olmuş olur. Y'nin değeri de 1 bölü 2. Yani bu noktanın ordinatı 1 bölü 2 olmuş oluyor. Anlaştık. Bu soru bizden ne istiyordu? Birinci noktanın apsisini istiyor. İkincinin ordinatını istiyor. Bunları topla diyor. Değil mi? Birincinin apsisi, ikincinin ordinatını istiyor. Ve bunları topla diyor. O yüzden cevabımız sıfır. Anlaştık. Şimdi gelelim başka bir örneğimize. A noktası bu doğru üzerindeymiş. O zaman bunu sağlaması gerekir, değil mi? O zaman 5A eksi 3B eksi 2 eşittir 0 diyebiliriz. Sonra bu noktada bu doğru üzerindeymiş. O zaman onun da sağlaması gerekir. 5c eksi 3d eksi 2 eşittir 0 diyebiliriz. Bu soru bizden ne istiyor? C eksi a bölü d eksi b istiyor. Aradığımız şey de bu. Şimdi c eksi a burada nasıl oluşur? Bunu eksi 1 ile çarpalım ve toplayalım. O zaman burası 5c eksi 5a olur. Eksi 3d artı 3b olur. Tabii eksi 2 artı 2 yok olacak. Burası da 0 olur. 5c eksi 5a'yı sol tarafta bırakıyorum. Geriye kalanları sağ tarafa atıyorum arkadaşlar. Tabi sağ tarafa atarken işaretleri değişiyor. Sol tarafı 5 parantezine alın. C eksi A olur. Sağ tarafı 3 parantezine alın. D eksi B olur. Şimdi biz buradan orantı kuracağız. Orantı kurarken harfleri sola, sayıları sağ taraf alacağım. Sol taraf C eksi A bölü D eksi B olsun. Şimdi ben buralara ne yazarsam içler dışlar çarpımı bunu verir. 5 çarpı C eksi A gelmesi için 5'in buraya gelmesi gerekiyor. 3'ün de buraya gelmesi lazım. İçler dışlar çarpımını yaparsam bunu verir mi? Verir. O zaman demek ki aradığım kesir ne eşitmiş? 3 bölü 5'miş arkadaşlar. Burada sadece ne kullandık?
Bir nokta doğru üzerinde ise denklemini sağlaması gerekir deyip yerine yazacaksınız arkadaşlar. Evet, başka bir örneğimiz. Şimdi iki tane noktamız varmış. Bu noktalardan bir tanesi A noktası. 0,7. Diğeri de B noktası. 5,2. Noktamız burada olsun. Şimdi ben bir tane nokta bulacağım. Bu noktanın özelliği, bu noktanın özelliği her ikisine eşit mesafede olacak. Yani B'ye olan uzaklığı ile A'ya olan uzaklığı eşit olacak. Bu koşulu sağlayan kaç tane nokta vardır? Çok fazla var arkadaşlar. Çok fazla var. Ama bu noktalardan ben özellikle hangisini istiyorum? X ekseni üzerinde olan istiyorum. X ekseni üzerinde ise y değeri kaçtır? 0'dır arkadaşlar. Apsis de x olsun. Bilmiyorum çünkü ne olduğunu. Bu noktanın adı C noktası olmuş olsun. Şimdi biz bunun apsisini bulmaya çalışacağız. O zaman benim planım ne? AC uzunluğunu yazacağım. BC uzunluğunu yazacağım. Ve birbirine ne yapacağım? Eşitleyeceğim. Yani bu soru iki nokta uzaklığından çözeceksiniz arkadaşlar. Kök içerisinde A ve C'yi kullanıyorum. X eksi 0'ın karesi. Şu aynı şeyi y'ler için yapacağım. 0 eksi 7'nin karesi. Eşittir. Yine kök içerisinde. Bu defa B ve C'yi kullanıyorum. X eksi 5'in karesi. Artı. Şimdi Y değerlerini kullanacağım. 0 eksi 2'nin karesi. İki tarafın karesini alırsam. İki tarafın karesini alırsam. Denge yine bozulmaz. Denklemin eşit olmaya devam eder. Ama köklerden kurtulmuş olursunuz. Kök diye bir şey kalmamış olur. Sol taraf x kare artı 49. Sağ taraf kare açmanız gerekiyor arkadaşlar. Birincinin karesi, birinci çarpım 2 katı ve ikincinin karesi gelecek. Bir de buradan 4 geliyor. Bu denklemi çözerken çok fazla yorulmayacağız. Çünkü x kare diye bir şey kalmıyor. Ben x'leri sol tarafa aldım. 10x olmuş oldu. ...29 sağ tarafta var. 49 sol taraftan eksi olarak buraya giriyor arkadaşlar. Eksi 20 kalıyor. X'in değeri kaç olmuş olur? Eksi 2 olmuş olur. Anlaştık. Şimdi bunda çizim yapalım. Daha kolay görürüz belki de arkadaşlar. Şöyle yapalım. Eksenlerimiz bunlar olmuş olsun. X ekseni, y ekseni diyelim. X eşittir 0 doğrusu. X eşittir 0 doğrusu. X 0 doğrusu aynı zamanda y eksenidir arkadaşlar.
Yani y'nin kendisi olmuş oluyor aslında. Y eşittir eksi 1 doğrusu. Aşağıda olacak birazcık. X ekseni, pardon, y ekseni değil ki, x ekseni paralel olmuş olacak. Y eşittir eksi 1 doğrusu olmuş oldu. Demek bunun adı y eşittir eksi 1 doğrusuymuş. Tamam. Bir de x artı y eşittir a diyor. A burada artı mıdır eksi mi bilmiyorum. X artı y eşittir a. Bunun grafiğini çizeceğim. X sıfırken y'yi bulacağım. Y sıfırken x'i bulacağım. X'e sıfır verirsem y a olur. Y'ne sıfır yazarsam x de a olur. Yani noktanız aslında şöyle. Burası a, burası a olmuş olacak. Tabii ben bu durumda a'yı pozitif gibi düşünmüş oldum aslında. Çünkü negatif olursa bu tarafta olması gerekecek. Bunu da çizelim. Bunun grafiği de şöyle bir şey olmuş olacak. Gördünüz mü? Tamam. Şimdi bu üç doğru arasında kalan bölgeyi görmek istiyorum. Bu üç doğru arasında kalan bölgemiz, üçgenimiz bu. Dik üçgen görüyor musunuz arkadaşlar? Şu. Bu üçgenin alanı ne olacakmış? 8 birim kare olmalıymış. Değil mi? Öncelikle şöyle düşünelim. Burada küçük üçgen, ikizkenar dik üçgen görüyor musunuz? Evet. O zaman bu açı 45 derece. Ve burası 45 derece o zaman. O zaman burası da 45. Yani bu üçgen ikizkenar dik üçgen arkadaşlarım. Buranın uzunluğu a artı 1. Değil mi? Buranın uzunluğu da artı 1 olmuş olacak o zaman. Uzunluk olarak tabii arkadaşlar. Öyleyse a artı 1 çarpı a artı 1 bölü 2 eşittir 8. O zaman a artı 1'in karesi 16. O zaman a artı 1 4 olabilir. Öyleyse a'nın değeri kaçtır? 3'tür. A 3 değerini alabilir. Anlaştık. Tabii de bunun çizimini ne taraftan da yapabilirsiniz? Diğer taraftan da yapabilirsiniz. Yani A negatif olsaydı şuralardan almak zorunda kalacaktınız. O zaman çözüm biraz daha farklı olabilirdi. Alabileceği değerlerden bir tanesi bu arkadaşlar. Diğerini kurcalamayacağım. Başka bir örneğimiz. Bu doğrunun adı verilmiş. A noktasının ordinatını bilmiyorum. Sizden ABC'nin alanı istiyor arkadaşlar. Değil mi? ABC üçgenin alanı için neye ihtiyacımız var? Buranın uzunluğuna ihtiyacım var. Tabi buranın uzunluğu Y'den gelir. Y'ye ihtiyacım var aslında, değil mi? Y'yi bulmak istiyorsam A noktası bu doğru üzerinde ise bu noktanın bu denklemi sağlaması gerekir deyip yerine yazacağım. Y eşittir. X'in eksi 5 yazıyorum. Eksi 3 diyorum. X'e eksi 5 verdim. O zaman y'nin değeri eksi 8'miş. Y'nin değeri eksi 8 olduğuna göre burası uzunluk olarak kaçtır? 8'dir.
Şimdi benim neye ihtiyacım kaldı? Şu mesafeye ihtiyacım var. Görüyor musunuz arkadaşlar? X eksi 5 ise bu uzunluk buradan buraya kadar 5 birimdir. Burası 5 birim. O zaman benim bir de şuradan uzunluğa ihtiyacım var. Gördünüz mü? O zaman bizim B noktasına ihtiyacımız var. B noktası x ekseni üzerinde olduğu için y değeri kaçtır? Sıfırdır. Bu noktayı burada yerine yazarsam x değerini bulabilirim. Y yerine 0 yazdım. X kaç olmalıymış? 3. Demek ki burası 3'müş arkadaşlarım. O zaman buranın uzunluğu 3 birim olmuş oluyor. Burası toplamda 8 birim olmuş olur. Gördük mü? Sizden bu üçgenin alanı istiyor. O zaman 8 çarpı 8 bölü 2. O zaman alanımız 32 birim kare olmuş olur. Tabi bu soruyu çözerken ben işlemleri yaptım. Ama eğer görebiliyorsanız y yalnız x'in katsayısı burada yazmıyorsa 1 demektir. Eğimi 1 diyebilirsiniz. Eğim 1 ise tanjant 45 olur burası. Buraya 45 görüp 8 8 de görebilirdiniz. Herhalde anlaştık. Bir tane daha şekilli bir sorumuz var arkadaşlar. Bu isterseniz ödeviniz olsun. Olur mu? Çünkü zaten bir tane şekli çözmüştük. Şimdi soruları çözerken koordinat düzlemi çizmeden de çözebileceğiniz durumlar mutlaka vardır. Ama bence mümkün olduğu kadarıyla, tabii mümkünse, eksenleri çizerek çözmeniz daha sağlıklı olacaktır. Çözümleri daha rahat takip edebilirsiniz. Y eşittir 3x doğrusu, orijinden geçen bir doğru grafiği. Yani şöyle bir şey olmuş olacak. Bunu nereden biliyorum? Çünkü y eşittir, x var, artı sabit bir sayı yok. Sabit sayı yoksa orijinden geçiyor demektir arkadaşlar hatırlıyorsanız. Bu doğrunun adı y eşittir 3x doğrusu. Şimdi ben bu doğru üzerinden bir nokta alacağım. Noktam burası olmuş olsun. Bu noktanın apsisi 3 olsun istiyorum. Tamam. Bu noktanın da P noktası olsun isterseniz. Şimdi ben bu P noktasından bu doğruya çizilen dik doğrunun denklemini istiyorum. Aradığım şey bu. Bu dik doğrunun adı D doğrusu olmuş olsun. D doğrusunu yazalım. Bir doğru denklemi yazarken nelere ihtiyacınız var? Geçtiği bir nokta lazım. Bir de eğimi gerekir. Yani D doğrusunun eğimine ihtiyacım var. Bir de geçtiği bir noktaya ihtiyacım var. Bu D doğrusu aynı zamanda P noktasından geçiyor mu? Evet geçiyor. O yüzden P noktasını kullanabilirim. P'nin apsisi 3. Tabi bu nokta aynı zamanda diğer doğrunun üzerinde olduğuna göre onu sağlaması gerekir. P'nin ordinatı y olsun. Bunu burada y'ye yazacağım. X yerine 3 yazarsam y buradan kaç çıkar? 9 çıkar. Yani sizin P noktanızın ordinatı kaç olmuş oluyor? 9 olmuş oluyor. Şimdi tek bir derdim kaldı. Eğimini bulmam lazım. Y eşittir 3x doğrusunda y yalnız kaldığına göre bunun eğimi kaç olmuş oluyor? X'in katsayısından 3 olmuş oluyor. Yani eğim burada 3. D'nin eğimini bilmiyorum.
Ama bu eksi birbirine dik olduğuna göre eğimleri çarpımının kaç olması lazım? Eksi bir olması lazım. O zaman D'nin eğimi de eksi bir bölü 3 olmak zorunda. Demek ki bunun eğimi eksi bir bölü 3'müş. Artık denklemini yazabilirim. Neydi formülümüz? Y eksi Y bir. M x eksi x bir. Tabi x bir y bir olmuş oluyor arkadaşlarım hatırlıyorsanız. Bu da eğiminiz olmuş olacak. Eğim yerine bunu yazıyoruz. Eksi bir bölü 3 diyoruz. Y eksi 9. X eksi 3. Bu kadar. Bu bölüşü buraya çarpı geçecek. Eksi 1'i de yukarıya dağıtıyorum. Ve ben her şeyi sol tarafa atıyorum. Biz buna kapalı denklem diyoruz hatırlıyorsanız. Y yalnız kalırsa açık denklemdi. O zaman D'nin denklemi budur arkadaşlar. Herhalde anlaştık. Şimdi bu yeni örneğimizde de iki doğru birbirine ne olacak? Paralel olacakmış. Ve aradaki uzaklığı istiyorum arkadaşlarım. İki doğru paralel ise neydi kuralımız? Eğimlerin eşit olması lazım. Bu D1 doğrusu olsun. Bu da D2 doğrusu olsun. D1'in eğimi M1 diyelim. Bunun eğimi neydi formül? Eksi X'in katsayısı bölü Y'nin katsayısı. Aynı şeyi M2 için yazalım. Eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı. Tabi bunların ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekir. Yani 3 bölü a eşittir. 3 bölü a eşittir. Eksi 4 bölü 3. O zaman A'nın değeri nedir? 9 bölü eksi 4 çıkıyor arkadaşlar buradan. Şimdi bunu götürüp A'nın yerine yazalım. Eksi 9 bölü 4 Y eksi 3X artı 6 eşittir 0. 4 ile payda eşitleyelim. Ben denklemi çok sevmedim. Bir de x ile çarpalım. Tamam, bu hali sevdim denklemi. O zaman D1 denklem bu hale geldi. Bayağı güzeldi işte arkadaşlar. D2'yi de bunun altına yazıyorum. Önce D2 ile biraz oynayayım, ondan sonra yazayım isterseniz. Bunu ben 3 ile genişleteceğim. 3 ile. 12x artı 9y artı 21. Bu da D2. Bunu neden genişlettim? Şundan dolayı. Eğimleri aynı ise bence bu katsayıları aynı yapın daha rahat edersiniz. Şu iki sayıya dikkat edin. Bunlardan bir tanesi C1. Diğeri C2 gibi düşünün. Sabitler gibi düşünün. Neydi bizim formülümüzü hatırlıyorsanız? Ax artı
B'yi artı C1 eşittir 0 diyelim. AX artı BY artı C2 eşittir 0. Bu iki doğru birbirine paraleldir. Neden? Eğimleri aynıdır çünkü. Bu iki doğrunun uzaklığı formülü neydi? Uzaklık formülü. Sabitleri birbirinden çıkarıyorsunuz. Uzaklık negatif olamaz. Mutlak değerini alıyorsunuz. Kök içerisinde a kare artı b kare. Hatırlıyor musunuz bunu arkadaşlar? Formülümüz buydu. Şimdi ben bu formülü burada uygulayabilir miyim? Evet, uygulayabiliriz. O zaman bunların uzaklık formülü. Eşittir. Hangisinin C1 olduğu çok önemli değil aslında. Ben önce büyüğü yazıyorum uğraşmamak için, mutlak değerle uğraşmamak için. Bölü kök içerisinde. On iki kare artı 9 kare. Yukarısı mutlak değer gerektirmiyor zaten. 45 diyebiliriz. Aşağısı 9, 12, 15 iken hatırlıyorsanız 15 çıkacak. O zaman bu mesafe kaç olmalıymış? Uzaklığı 3 arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki. Evet, az bir örneğimiz kaldı arkadaşlar. Bir kısmını ödev vereceğim çünkü. Bu ödeviniz olsun. Bunu denersiniz. Benzer çözdük çünkü. Bunu çözebiliriz. Bir doğrunun eksenleri kestiği noktalar verilmişse bu doğru denklemini yazmanın kısa yolu neydi? X bölü artı y bölü eşittir 1'di. Hatırlıyor musunuz bunu? X ekseni kestiği yer x'in altına yazılacak. Y ekseni kestiği yerde y'nin altına yazılacak. Bu kadar. Burada payda eşitlerseniz x artı 3y eşittir 3 olur. Bu D1 doğrusu oluyor arkadaşlar. Aynı şeyi diğerine yapalım. X bölü artı y bölü eşittir 1. X ekseni kestiği yer 1. Y ekseni kestiği yer eksi 2. Paylaşırsanız 2x eksi y 2. Bu da D2 doğrumuz. Bu soru bizden ne istiyor arkadaşlar? İstediği şey ne? Aynı düzlemde olsalardı kesim noktasını olurdu diyor. Yani ortak çözeceğiz bunları alt alta. X artı 3y eşittir 3. 2x eksi y eşittir 2. Tabii bu ortak noktanın sizden ordinatını yani y eden istiyor. X'ine ihtiyacım yok. O zaman x'leri yok etmem lazım. Bunu eksi 2 ile çarpıp toplayalım. O zaman x'ler yok olur. Eksi 6y eksi 7y olur. Değil mi? Eksi 7y olmuş oluyor. Eksi 6 eksi 4 olur. O zaman ordinat 4 bölü 7'dir arkadaşlar. Herhalde anlaştık. Üç tane doğrumuz var. Üç doğrunun da aynı noktada kesişmesini istiyorum. Doğrulardan biri bu olsun. İsterse isimlendirelim. Bu D. Bu K. Bu da M doğrusu olsun.
Bu D doğrusu. Bu K doğrusu olsun. Biz aynı zamanda M'nin de aynı yerden geçmesini istiyoruz. Ama biz M doğrusunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü üzerinde bilinmeyen var. Ama K ve D doğrularını biliyoruz. Bu iki doğruyu biliyorsak bu ortak noktayı görme şansımız var mı? Var. O zaman biz D ve K'dan P'yi bulabiliriz. 2x artı 3y eşittir 6. X eksi y eşittir 8 deyip o P noktasını bir bulalım isterseniz. Bunu 3 ile çarpıp toplayalım. O zaman y'ler ortadan kalkıyor, değil mi? 3, 5x geliyor. 24, 30 mu oluyor arkadaşım? Demek ki x'in değeri kaç oluyormuş? 6. Yerine yazarsam y'yi de bulabilirim, değil mi? Y'de eksi 2 çıkıyor. Demek ki P noktamız neymiş arkadaşlar? P noktamız 6'ya eksi 2'ymiş. P noktası da aynı zamanda M doğrusu üzerinde olduğuna göre bu noktanın bunu da sağlaması gerekir. Değil mi? O zaman bu noktayı alıyoruz. Orada yerine yazıyoruz. 6 artı eksi 2 eşittir K deyip çözebiliriz. Demek ki K değeri kaç olacakmış? 4 diye düşünülebilir. Bu sizin ödeviniz olsun arkadaşlar. Bu da sizin olabilir. Grafik sorusu çözmüştük. Bunu da deneyebilirsiniz. Şunu yapalım isterseniz. Eğim açısı 135 derece ise buradan eğim bulabiliriz. O zaman eğim eşittir. Eğime mafi kullanmayacağım çünkü buradaki harfle karışabilir. Tanjant 135 diyeceğim. Açınız geniş açı olduğunda eksi tanjant diyorsunuz. Ve 135, 180'e tamamlıyorsunuz. 45 olmuş oluyor. Yani eksi 1. Eğiminiz eksi 1 olmalıymış. Şimdi biz eğimi aynı zamanda iki noktadan da yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Eğim neydi hatırlıyorsanız? Y'lerin farkı. M artı 1. Eksi 1. Y'lerin farkı bölü x'lerin farkı. Eksi 1, eksi 2. Tamam. Yukarısı m oldu. Aşağısı da eksi 3 oldu. Bunların her ikisi de eğimi gösterdiğine göre birbirine ne olmaları gerekiyor? Eşit olmaları gerekiyor. Yani eksi 1 eşittir. M bölü eksi 3 olur. Öyleyse M'nin değeri kaçtır? 3'tür arkadaşlar. Tamam. Evet, son olarak da bunu çözelim arkadaşlar. Sizden bu taralı bölgenin alanı istiyor arkadaşlar. Bu taralı bölgenin alanı için C noktasına ihtiyacım var. Önce C'yi bulalım. C noktası bu iki doğrunun ortak noktası, kesişim noktası. O zaman bizim bu iki denklemi ortak olarak çözmemiz lazım. Doğrulardan birinin denklemini biliyorum da diğerini bilmiyorum. O zaman önce bir D1'i bulmam lazım. Eksenleri kestiği yerler verildiğine göre x bölü artı y bölü eşittir. Kaç diyeceğiz? 1. X'i kestiği yer 12. Y'yi kestiği yer 8. 24 ile birleşiyor değil mi arkadaşlar? Burası 2 ile, burası 3 ile paydaşlanacak.
O zaman 2x artı 3y eşittir 24. Bu değeri doğrusu arkadaşlarım. Ben hemen altına d2 yazacağım. Eksi 2x artı y eşittir 0 yazacağım. Ve bu x'in alt alta çözüp ortak noktayı bulacağım. Planım bu. Çok bir şey yapmama gerek kalmıyor. Hemen toplasam yeter. Çünkü x'ler zaten ortadan kayboluyor. 4y eşittir 24. Y'nin değeri 6. Y'ne yazarsa x'in değeri de kaç çıkıyor o zaman? 3 çıkıyor. Demek ki ortak C noktamız 3'e 6'ymış. Şimdi bu ne demek? Bunun manası ne? Bir üçgende alan nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Bir üçgende alan, taban çarpı yükseklik bölü 2 değil mi? Buranın taban uzunluğu buradan buraya kadar 12. Buranın yüksekliği de buradaki y değerinden geliyor. Yani 6 olmuş olur. O zaman bu alan 12 çarpı 6 bölü 2'dir. Yani bu alan 36'dır arkadaşlarım. Daha önce uzaklık sorusu çözmüştük. Bu size ait. Denersiniz. Bir de bu sorumuz var. Son olarak da bunu çözelim. ABCD kare demiş. O zaman bu uzunluk ile bu uzunluk eşit olması lazım. Ben bu uzunluğa A dersem burası da A olmuş olur. O zaman B'nin koordinatları A virgül A olmuş olur. Birinci bölgede olduğu için ikisine de A artı artı kullanmış oldum. Önce isterseniz D'nin bir denklemini yazalım. Eksenleri kesti noktalar verildiğine göre mantık yine aynı. X bölü artı Y bölü bu toplam her zaman 1'e eşit. X ekseni kestiği yer 6, Y kestiği yer 8 olmuş oluyor. Yine payda işlerseniz 24 ile birleşiyor, değil mi? Burası 4 ile, burası 3 ile. O zaman 4x artı 3y eşittir 24. Tamam. Sizden bu karenin alanı istiyor. Yani sizden a kare istiyor arkadaşlar. Şimdi bu nokta doğru üzerinde olduğuna göre bu denklemi ne yapması gerekir? Sağlaması gerekir. O zaman x yerine a yazıyoruz. Y yerine de a yazıyoruz. O zaman 7a eşittir 24 olmuş oluyor. A eşittir 24 bölü 7. A kare dediğine göre bunun karesini alacağız. 24'ün karesi 576 mı oluyor arkadaşlar? Bölü 49 diyebiliriz. Anlaştık. Evet, bu kadar arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.